Evet, değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü. Belli bir süre konuşmayınca insan sesini kaybediyor. Allah muhafaza tabii. Evet. Neyse ki yani hayatın her alanında böyle değil bu. Yani bazı şeyler aslında evrim teorisi gereği yani kullanılmayan şey düşer prensibi neyse ki her şeyde geçerli değil. Yani ya da çok uzun milyonlarca yıl alması gerekiyor ama bir kas hafızası diye bir şey de var sonuçta. Yani bunu da inkar edemeyeceğim. Birkaç defa başıma geldi çünkü. Kas hafızası. Yani ya bıraktım yani. Yani baktım yani bayağı psikolojide birer gibi biniyorum yani. Neye biniyorsun? Ya bırak yani işte yani lafın gelişi yani bisiklete biner gibi biniyorum. Arkadaşım mı biniyorsun daha anlamadım. Bisiklete biniyorum canım. Ha. Tamam. Sen de yani bir PYT'liye sorulacak şey bu. Ha ne bileyim lafın gelişi sordum. Demek ki dedim bazı kaslar bazı şeyleri unutmuyor yani. Senin illa düşünmene gerek yok. Hatta bazen hiç düşünmediğinde daha iyi sonuçlar olabilir. Alabiliyorsun. Doğru. Evet doğru. Biliyorsun peygamber devesi böceği dişisi erkeğinin kafasını keser cinsel birleşme esnasında. Evet, hemen sonrasında. Yani düşünmesin diye. Yani, koşun boşuna kafası karışmasın. Kafası karışmasın. Benden iyisini mi bulacak? Ya, düşünse ne olacak zaten. Evet. Gibi ben çok anlayışla karşılamışımdır bu doğanın bu evet. Şeyini yaklaşımını. Evet, evet. Dişileri de severim ayrıca yani. Bu yaklaşımlarını da severim. Evet doğru. Çünkü dişiler hakikaten süreçle ilgilidir. Yani sonuçta. Sonuçtan çok. Yok evet doğru. Süreçte. Ki zaten. Süreç iyi sürsün. İyi sürsün. Süreç sürsün. Süreç. Süreç sürsün. Süre gelsin yani. Sonuçlanmasın. Sonuçlanmasın. Yani ne fark eder. Ne fark eder. Evet. Sürsün ama. Sürsün. Tabii. Neyse evet değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. 25. Nisa'yı dinliyorsunuz. 2023 yılı 2023-25. Evet. Nalan Nisa, değerli dostum Meta Onduk. Ben Kaan Çaydamlı, Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyoları'nda. Tekrar canlı yayındayız ve yaklaşık 1,5 saat kadar. Evet. Belki de 2. Belki de. Kas hafızamız belirleyeceği bir şey var. Evet. Sonuç itibarıyla burada sizlerle birlikte olacağız. Bugün çok önemli konularımız var. Ve en önemlisi 24. Nisa'da aslında Kaybedenler Kulübü tarihinde ilk defa yarım bıraktığımız bazı konulardan yola çıkarak da ilerleyeceğimiz noktalar olacak. Bu yüzden 24. Nisa'yı dinlemediyseniz dinlemenizi de tavsiye ederim. Tabii Kaybedenler Kulübü'nün bu artık kısa diyebileceğimiz geçmişinde olduğu gibi her yılın 24. Nisa'sı zaten özel bir Nisa'dır. Özel bir Nisa'dır. Özel konulara yer verdiğimiz kıymetli kutsal bir Nisa'dır. Geçtiğimiz Nisa'da da öyle oldu. Evet. Tabii ki takip edemeyen dinleyicilerimiz oluyor. İnsanların hayat şeysi. Gailesi. İş, güç, geçim derdi. Gerçi pek geçim derdi de yok ülkemizde yani. Bende yok. Bende de yok. Yani ben geçinmiyorum. Etrafıma bakıyorum ama millette de yok. Evet. Yani kimse zaten insanlar birbiriyle de geçinemiyor bakıyorum yani. Evet. Bir şiddetli şey var. Evet. Şiddetli bir geçimsizlik var. Şiddetli bir geçimsizlik var. Evet. Doğru. Evet. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Diyelim. Evet. O şekilde toplayalım. Tabii ki gece boyunca üzerinde duracağımız 3 ana konu var.
Her zaman olduğu gibi özellikle pazar gece yarısından sonra hızlanan metinleri oluşturma, metin yazma çabası. Ekibimizde biri asil üye olmak üzere üç, biri dişi, ikisi erkek, üç metin yazarı olduğunu zaman zaman söylüyoruz. Aslında çok da dillendirmiyoruz ama zaman zaman söylüyoruz. Daha doğrusu erkek görünümlü demek lazım. Erkek görünümlü demek daha doğru. Çünkü öbür türlü cinsiyetçiliğe çok girer. Ben biraz yani, öyleyimdir yani. Ama sen öylesin. Yayında şey yapmanın da şeyi yok. Yok, manası yok. tabii ki pazar gece yarısı başlayan bu koşuşturma diyelim. Ya. Yaklaşık 24 saat sonra pazartesi gece yarısı anca bize ulaşıyor. Bu hafta da öyle oldu. Evet. Salı günü 24. nüshayı gerçekleştirdik. Hemen akabinde çalışmalar tekrar başlıyor. Yani o kadar yüksek bir noktaya ulaştı ki yani bitirmek zorunda kaldık. Yoksa bir 4 saat falan devam etmesi gerekirdi. Dolayısıyla da hemen 2 gün sonra evet. 25. nüshayla karşınızdayız değerli. Yani çok şükür. Evet. Bugün hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağız. Tabii süremiz yettiğince, dilimiz erdiğince diyelim. Ufak bir nefes almak için ara verelim. Sonra hemen. Camı da açabilirsin nefes alma. Yani pro içiyorum diye şey yapıyorsun. Ben pro bilirsin içmem. Hı. Ama etrafımda içilmesinden de rahatsız olmam. Estağfurullah. Buyurun, afiyet olsun. Çok merak. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Çok iyi be. Kim kimsin değil mi bu? Kim kimsin? Kim kim kız? Kim kimsiniz? Kim kimsiniz? Özlemiş. Yani yüzün toprağa bakıyor demek ki. Yani gözün toprakta demek ki. Ben geçen gün, belki inanmayacaksın. Senden iyi olmasın, bir arkadaşla bir kısa bir seyahat yapıyoruz. Şehrin kırlık bölgelerine doğru. Bir hava değişiyor. Allah Allah. Bir sonbaharın bezediği renklere, renklerin insanda yarattığı o hüzün duygusunu bastırmanın en kolay yollarından biri yollarda yalnız olmamaktan. Geçen takip bazen edemedim söylediğini. Çok önemli şey, değil. Ben dalmışım. Ben de takip edemedim. Evet. Evet. Neden takip de etmiyorum yani. Bir süredir kendi söylediklerimi de takip etmiyorum. İyi yapıyorsun. Ama güzel söyledin. Estağfurullah. Evet. Sizden iyi olmasın. Ne anlatıyordum ben? Sonbahar diyordun. Yani tabii güzel bir mevsim. Yani en sevdiğim mevsimlerden biridir. Kestane mevsimi. Kestane. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Pandaklı. Ne anlatıyordun ben hakikaten Amir'e? Bir arkadaşımla kırsala çıktı. Yok dedi. ondan bir önce bir aklıma gelmişti bir şey. Ya senin söylediğin bir şeyden yola çıkarak aklıma geldi. Kim kimsin? A, kim toprağa kimsin? Toprağa bakmak. Kim kimsiniz? Ha, sağ ol. Birden aracın ses sisteminden Spotify listesi dinliyordum ya da Shopify, tam bilemiyorum onları. Karışıyor, bende de karışıyor. Aqualung My Baby diye Allah bir şey Allah yükseldi. Allah. Dedim, öldüm mü? Öldüm mü Jetrotan? Jetrotan'a geldik. Çok azam da çalıyor.
Öyle işte dikkat etmek lazım evet. Yani. Ne dinlediğine de. Evet. Yani ne dinlediğine, ne yediğine bir de nerede yattığına dikkat edeceksin bu hayat. Çok güzel üç tane şeyle özetlediniz. Evet. Gerçekten. Mesela bir dördüncüyü yemeğiyle içmeyi birleştirdiğim için dördüncüyü eklemiyorum. Yani. Ama... Eklenebilir. Dört, beş ama yani. Hayır, mesela nerede yattın, kimle yattın, onları şey yapıyorum. Zaten nerede yattığın kapsar kimle yani, yattığın. Yani o yüzden ya yanlış, hiç, bence hiç ekleyecek bir şey yok. Bu yaşına gelmişsin yalnız yatacak halin yok herhalde. Estağfurullah canım, niye yalnız yatayım? Eşek miyim ben? Yani estağfurullah canım yani. Eşek olsa iyi. Doğru söylediniz. İyiydi. Evet değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü. Burası değerli dostum Mete Onluk ben. Evet. Kaan Çaydamlı 24. Nisan'ın çünkü çok yoğun telefonlar geldi. YouTube'da bulamadıklarını söylediler. Evet, bulamamışlar. Biz de Kaybedenler Kulübü YouTube official kanalı eksik kayıt takip etme masa birim şefi Ragıp Bey'i aradık Hendek'ten. Ne oldu diye? Bulamadım dedi. Yani bana gelmedi dedi. Allah Allah. Ben de tam olarak bu tonlamayla Allah Allah ben dedim. Ben gönderdim. Ben de. Yani ham kayıt Ragıp'ta. Evet, ben de forward ettim. Yani ham kayıt Ragıp'ta. Ben de forward verdim. Ettim. Dolayısıyla büyük ihtimalle internet ve fiber optik damarlar içerisinde yürürken belki de bir jetlet ona denk gelmiştir. Belki bir geri Hendrix filayla karşılaşmıştır. Yani, geri kaçmıştır yani. Çok mümkün yani. Her şey mümkün. Evet. Dolayısıyla buradaki kayıt sistemine de baktık. Buradaki kayıt sistemimiz tabii YouTube'a gönderdiğimiz anda otomatik olarak yani yaklaşık 17 saniye sonra kendini sildiği için bilişim IT departmanını aradık. Onlar en alt katta bizim. Radyo genel merkezi. Radyo derken yani medya merkezimizin en alt katındalar. Ulaşmak biraz zor oldu. Basement dediğimiz. Evet, basement. Onlara sorduk. Geri getirebilir miyiz silinen kaydı? Dediler ki kullandığınız bilgisayarın tarihi itibarıyla geri gelmiyor. Yani bilgisayarı bile geri getiremeyebiliriz yani götürürsek. Dolayısıyla bir kayıp durum var yani 24. Nisan'da ama inanılmaz bir Nisan'dı gerçekten. Yani canlı dinleyemeyenler için hakikaten çok. IT'ci arkadaşlar gerçekten şu bizim bu makine için söylüyorlar. Abi bunu sakın kapatmayın diyorlar bana. Evet. Niye diyorum? Ya açılmayabilir tekrar diyor. Bence, tamam kardeşim zaten kapatmıyoruz ki. Bence bu zaten açık bile değil. Belki de açık değildir açık olayın. Orada bir şey. Bu arada biliyorsunuz radyomuzun radyoma destek kısmı var. Çok saygıdeğer dinleyicilerimizin radyoma destek butonundan bize destekleri süre dursun. Evet bir sebep de o tabii. Basement'a inerken bir baktık ki. Yani bir 10 dakika kadar soluklanmak zorunda kaldık. Çünkü baktık kapıda bırakılmış bir takım likit şeyler var. Allah gani gani razı olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden. Anonim dinleyicilerimize. Evet anonim dinleyicilerimiz diyebiliriz. Kapıya yani kapıya şöyle bir 4 tane bir şey bırakıp gitmek de ne büyük bir. Yani ne kadar ince. Ama bak zaten böyle olur. Yani veren el alan eli görmez yani. Efendim? Veren el alan eli görmez yani. Bizim geleneğimizde öyle. Yumuşatıcı yani. Reklamı gibi söylüyorsun. Evet. Hoşuma gitti abi ha. Evet. Abi sen nice seferler hanım arkadaşlarıma çiçek göndermişimdir. Allah Allah. Anneler günü olsun. İşte öğretmenler günü olsun. Öğretmenler. Belli sebeplerle. Not yazmam. Hı hı. Hep de bu konuda eleştirilmişimdir. İnsan bir işte bir imza, bir şey tarihi yazmaz. Hı. Nereden bileyim senden geldiğini durumlarıyla mı karşılaşsın? Bil kardeşim. Evet yani evet. Ya da anonim say beni. Evet. Ben zaten anonim bir insan sayılırım. Sen bir sürü kadının hayatında benim gördüğüm kadarıyla evet, çok anonim
Güzel bir şey yani. Söylüyorsunuz. Tamam. Güzel bir şey. Ha, tamam. Güzel bir şey. Yani bu bir kere bireyselliği destekleyen, karşısındaki kadının bireyselliğine önem veren. Yani cinsiyet çelik dışı. Dışı. Heh. Yani birey olarak, bir insan olarak. Kadınlar insan değil mi? Yani primat. Yani bir yerden saymamız lazım. Bizim gibi primat olarak. Ayakta duruyorlar. Dik duruyorlar. Dik evet. Duruyorlar. Dik tabii. Yani bir primat olarak varlığına, bir kere varlığına yani ontolojik bir yaklaşımım var senin arasın. Çok felsefi bir yaklaşımım. Hep takdir etmişimdir. Ya sen sağken de böyleydin. Hiç böyle düşünmemiştim. Sen, çok teşekkür ederim. Hayattayken de böyleydin sen yani. Gerçekten. Ben hatta senin yani ikinci cenazende ya da üçüncü nikahında yani hangisinde şahitlik yaptım. Onların ikisi tamam. Aynı gündü. Ya da işte aynı gün. Evet. Bu anlamda bir konuşma yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Büyük alkış almıştım. Çok teşekkür ederim be. Yani duymadım ama büyük alkış duymuş kadar oldum şu an. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer dinleyenler, gecenin kalan kısmında bize telefonla canlı yayında bize katılmak için Instagram üzerinden bize bir kısa mesaj, bir direkt mesaj yazmanız yeterli. Instagram'ımız fm.standart'tır. Lütfen bu mesaja adınızı mümkünse, bizi nereden takip ettiğinizi ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın ki size kolayca ulaşalım. Canlı yayında sizinle görüşüp tanışma şansımız olsun bizimle. Diyorum ve şuradan bir kendime bir şey alacağım. Pardon. Estağfurullah. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Pazar. Çok şükür. Pardon. Merdiven çıkmak. Hakikaten inçik şey olduk be. Yalnız bu kadar şeyi nasıl içeceğiz biz ya? Yavaş yavaş. Yani kapıya yani bari hani daha dinlenmiş bir şeyler de bırakabilirsin. Şey yıllık. Yani yıllık olarak dinlenmiş. Anlıyorum. Sizi de anlıyorum. Aslında bu konuşmak istediğim kafamı kurcalayan yani en az kadınlar kadar kafamı kurcalayan bir konu benim. Yıllanmak mı? Hı. Dinlenmek ya da dinlendirilmek. Ha, evet. Evet, güzel bir konu. Sevdim. Yani fermantasyon ihtiva etmeyen. Fermantasyon sonrası. Evet, sonrası. Sonrası. Ha, başında da fermantasyon olmayan diyorsunuz. Yok, olabilir. Olması lazım. Bugün mesela bir zeytinyağlı taze fasulye pişirdik. Ya da barbunya. Bak sen şu işe. Nereden buldun barbunyayı? Ben bulurum. Bu ekonomik koşullarda. Zenginim mi demek istiyorsun? Hayır yani gerekirse alırız anlamında söylüyorum. Pişirdik. Hı-hı. Ya da fermante ettik. Ne derseniz ona. Ben de bir hakikaten bir boğazımı satayım. Mesela barbunya hemen akabinde yenmez. Yazık. Yani şey ziyan. Estağfurullah. Zeytinyağına yazık. Dolayısıyla onun hani dinlenme dediğimiz, kendine gelme, telvelenme süreci. Çok lafını hani telveyle keseyim. Herhangi bir zeytinyağının piştikten sonra yenmesi boşanma sebebidir mesela bizim evde. İşte bizde de olabilir. Hmm. Ama zaten kimse şey yapmıyor. Yeltenmiyor. Öyle bir gerginlik, genel bir gerginlik var. Ki bence olmalı. Boşanılmalı. Yani eğer böyle bir şey olursa. Evet. Ki yani benim yani iki ya da üçtür tam hatırlayamıyorum yani. Yani hangisinden boşanmıştım? Hangisiyle evlenmiştim? O çok uzun geçmiş zaman ama bu sebepten yani sucukla zeytinyağı
birlikteliği üzerine çıkan bir tartışmadan sonra ben kadına şiddetle suçlandığımı hatırlıyorum. Aa, ama tanıklık etmiştim. Ama neyse ki o yıllarda hani şey yoktu yani, o kadar cezalar büyük evet, değildi. Evet yani. Büyük değildi. Sen sosyal medya yoktu yani. Ev hapsi yaşamıştın. Tabii. Yani yoksa biz evet. yüz yüze konuşamazdık yani kadına şiddet uygulasak yani. Uygulasak. Evet. Dolayısıyla evet yani çok önemli bir nokta. Doğru. Yani sonuç itibariyle hayat bir fermantasyon zaten. Yani hiç yani bunu dolandırmaya gerek yok. Gerek, aynaya bak görürsün evet. Yani. Zaten şey sana, o da sana bakıyor. Evet. Fermantasyon sana bakıyor. Bakıyor. Evet. Binaenaleyh evi. Yani fermantasyonun durdurulması. Fermantasyonun durdurulup nihai ürünün elde edildiği noktadan itibaren, bu insan için de geçerli. Noktadan sonra ki süreç. Süreç yani bu bu bir dinlendirme sürecidir. Bu çok kibar bir süreçtir. Ya çok bir kere, çok evet, kind yani. Evet doğru. Yani hani çok şey var bunun içinde. Yani bir coğrafya. Nerede o yaşanıyor bu dinlendirme evet, süreci? Evet. Hangi yatakta yatıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Ne dinliyorsun? Evet. Hadi bakalım. Evet. Mesela şimdi bir dinlendirme süreci testi yapsak. Hı-hı. İki ayrı denek üzerinde. Bunlardan bir tanesi ne bileyim bir şey olsun işte patatesten yapılmış bir şey olsun. Evet. Öbürü de mısırdan yapılmış bir şey olsun. Bir tanesine Jack Daniels diyelim. Mesela Jack diyelim. Bir tanesine Jack diyelim. Ona mesela Frank Sinatra dinletelim. Ha. 12 yıl. Bir tanesine de ne bileyim Jameson diyelim. Ha. Ona da 12 yıl Pink Floyd dinletelim. Çüş. Bunların hangisinden nasıl bir lezzet alırız? Lezzet alırız. Bir kere karışık oldu biraz ama yani. Yok çok net. Çok net. Yani bir kere ne dinlettiğin çok önemli. Yani. Evet. Çünkü ses bir dalgadır. Oraya gelmeye çalışıyor. Yani, ses bir dalgadır. Bir de yani çok acayip bir şey var sayın dinleyenler. Biz değerli dostum Mete Amir'le daha Mete Amir hayattayken yaşıyorkenden başlayan bir radyo maceramız var. Yani aşağı yukarı 20-25 yıl ki sen bunun ilk 20 yılında falan hayattaydın. Yaşıyordum tabii. O zamanlar yaşıyordun. Sağdım. Ki bunun herhalde bir 22 yıl, ben senden 2 yıl sonra mı öldüm? 2 yıl 2 ay sonra. Ki bunun 22 yılında da ben yaşıyordum. Hayatta bayağı yaşıyordum. Yani. Sağdım yani. Bayağı. Ben öyle evet. Şey... Bir de sağım sertti benim o yüzden. Tabii. Doğru. Sağım da çok sertti yani. Hep söylerler. Pardon. Bir arkadaşla şey yapıyorum. Ben de anlatıyordum, onu hatırlamaya çalışıyordum. Emanet geldi mi diye sordu da tamam dedim. Rahat ol dedim. Dolayısıyla yani binlerce saat bir yayın yapmıştınız. Binlerce diyebilirsin bu arada, evet, kabaca. Kabaca. On binlerce. Yani... Ki YouTube'da 20 bin saat sırf dinlendiğimizi düşünürsek. Şeye geleyim yani sonuç itibariyle seslerimizin bir frekans modülasyonuyla bir dalgaya yüklendiğini. Hmm. Ve dalgaların asla yok olmadığını. Yok olamayacağını yani. Fizik evet. olarak evet. düşünürsek. Dolayısıyla bu bizim... Hani radyo yayınlarımızın sonsuza kadar yayılmaya devam edeceği gibi
sizin konuştuğunuz her şeydi aslında. Yani bu dünyada konuşulmuş olan her şeydi. Sonuç itibariyle evet. Bir ses dalgası yarattığı için sonsuza kadar var olacak uzayın evet. Bir takım noktalarında. Dolayısıyla bir nerede yattığını neyi yiyip içtiğini. Neyi yiyip içtiğini. Ne dinlediğini. Ne dinlediğini. Ve ne konuştuğuna dikkat edeceksin. Bu ya dört oldu yalnız. Daha bu beş de olur, altı da olur. Ben yine de daha sıkıştırılmış olsun diye bu konuşmayla dinlemeyi de birleştiriyorum. Ben hala sizin ilk söylediğinizin arkasındayım. Evet. Yani ne yediğine, ne dinlediğine ve nerede yaptığına dikkat edeceksin. Ya şurada bir rahat davranmak istiyorum açıkçası. Yani buradan nerede yani kimle yaptığımı diye değiştirmek peki, istiyorum. Peki tamam yani. Değiştirin. Yani ben bence. Abi PYT'yim tamam. Yani. Yani bir PYT olarak yani. Hani bu abes kaçabilir ama yani. Bu da bir. Sonuçta sen de yatıyorsun yani. Yani bir insan olmayı. Bir insan. Yani. Ama yani bir PYT'nin de bir PYT olabilme süreci. Ya. Yani dururken PYT olunmuyor. Evet, tabii. Evet. Eskiden biz PYT'lilere danışman derlerdi. Ya. Ya. Ombudsman gibi bir ombudsman, şey. Ombudsman. Tabii. Ya. Biz 25 sene bu piyasada bu şuna şey yapmadık. Affedersin. Evet. At koşturmadık. Sen dinlenmek bilmedin be abi. Hayatta. Ya ben şampiyon bir attım. Evet, ha, öyleydin, öyleydin. Yaşarken tabii. Evet, öyleydin yaşarken hakikaten. Şimdi de fena değilsin. Ya yani diyorlar. Fena değilsin. Diyorlar. Yani şimdi çıksan şuradan şuraya. Koşarım. Yani bayağı koşarsın yani. Koşarım. Eksik olmayın. Şey yapın. Ha, daha dinleyenler. Evet. Yavaş yavaş konularımıza dönelim. Dönelim. Bir hatırlatayım. 25. Nüssa 2023'te 25. Nüssa'yı dinliyorsunuz. Biraz evvel Kaybedenler Kulübü Official YouTube kanalı kayıtlar masa şefliğinden bir mesaj geldi. Ne diyor? 24. Nüssa'yı alıp kaçan bu kişi yaşlı, beyaz saçlı falan. Şimdi bir resmi yazışmada falan gibi bir... Yani mesela yani bu... Nereli bu arkadaş? Hendek. İşte Çukur. Çukur. Belli. Çukur'dan şey yapıyor eğer. Şeyi onu aşağı çekiyor. Evet. Naturası. Naturası. Hep aşağı çekiyor. Belli. Bak buna sen bir 12 yıllık, 15 yıllık bir dinlenmiş bir şey kürü uygulayacağım. Bak nasıl... Bak nasıl kendine geliyor. Bak nasıl kendine... 2 saatte toplar. Sürmez. Sürmez. Dolayısıyla yani dinlenmek aslında kişisel bir ihtiyaçtır. Yani kişisel bir eylemdir. Bazen toplu bir eylemdir. Ama bilinçli, planlanmış ve yaptığın şeyin yani rutin olarak yaptığın şeyleri yapmamak üzerine genellikle. Kurgulanan bir yöntemdir bildiğim yani bir aslında bir eylemsizlikten mi bahsediyoruz yoksa? Ya evet ya da aksine zaten rutinin eylemsizlikse eyleme eyleme geçmek dinlendirici olabilir. Olabilir. Çünkü kas dediğimiz şey hareket ister. Ve kas dediğimiz şey dinlenmek ister. Yani dur, hareketsizlik ister. Hareketsizlik ister. Aslında işte bu bir denge işidir diye düşünüyorum ben yani normal yani yaşayan insanlara baktığımda. Yani evet doğru ama biraz kolaya kaçmak gibi oluyor yani yani dünyada denge işi olmayan herhangi bir şey var mı? Yok. Çok... Başka sorum yok. Ben, yok. Yok yani. Başka sorun yok. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Tandaktif.
Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mehmet Avundup bu gecede 2023 yılının 25. nüshası için Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşmaya başladık ve hatta yolun yarısını çoktan geçtik bile. Biraz koşuşturmalı bir şey oldu ama. Geri kalan bölümde bize dahil olmak için bir Instagram üzerinden bir direkt mesaj göndermeniz yeterli. Lütfen bu mesajı, telefon numaranızı, mümkünse bizi nereden takip ettiğinizi yazmayı ihmal etmeyin ki size ulaşalım. Ha. Bu arada radyomuza destek attığını... Bugün bir açık artırmamız yok mu? Bir şey biz. Yani... Bir handikaplı açık arttırma şey yapsak. Defter sallayabiliriz ha. Bakıyorum bir sağa sola. Bir dinleyicimize güzel bir armağanımız olmaz mı diye şöyle bakıyorum. Evet. Evet, yani sonuç itibariyle dinlendirmekse dinlenmenin tam tersidir. Yani dinlendirmek karşındakinin iradesi dışında yapılan bir şeydir. Yani bir prosestir. Yani burada şunu mu söylüyorsunuz bana? Mesela ben dinlendirilebilirim. Mesela, yani. Barbunya orada bize direnç mi gösterir? Hayır. Ama Barbunya'nın iradesi dışında Barbunya'yı dinlendiririz biz. Yani eğer sen onu o dakika masaya piştikten yarım saat sonra masaya getirmeye cüret eden kadını boşamakla tehdit etmezsen evet. O Barbunya dinlenmez. Ha, o anlamda evet doğru tamam anladım. Zor bir şey. Denklem. Zor bir fonksiyon. Evet. Ama... Evet. Çözülmez değil. Değil. Evet. Ve doğru. Yani dinlendirmenin ritüelleri vardır. Yani mesela mısırdan fermente edilen şeylerde daha çok daha Amerikan daha rock and roll, daha blues ortamlar dinlendirici olurken patatesten fermente edilen şeylerin dinlendirilmesi süreci daha daha senfonik. Daha gayda. Daha gayda. Daha siz nasıl diyorsunuz bilmiyorum. Daha kozmik. Daha kozmik tabii ki. Kozmik. Kozmik tınıların doğru. Hakim olduğu. Ama özü itibarıyla yine de blues'a dayanan evet, tabii tınılar ve meşe fıçılar gerek yani şey yapar. Çok fazla bir şey istemiyor yani evet. Aslında. Evet doğru. Ben bundan yıllar önce dinlendirilmiştim bir. Geldiler baktı böyle bir. Dedi sen oldun dedi. Bu zaten tehlikeli bir cümle. Yani, sen oldun. Sen oldun çok evet. Doğru. Yani, sen oldun yani ya işin bitti. Ya da aslında işim yeni başlıyor. Yani aslında benimle işim bitti. Evet. Demek bu. Salma yani. Şeyi o işte. Evet. Top. Evet. Yani seni salıyor yani. Evet. Yani lonca sisteminde. Evet. Yani artık sıran geldi anlamında da kullanılır. Evet. Kullanılır. Ben ne anlamlarda kullanıldığına tanıklık olmuşluğum tabii, var öyle. Kendi üstümde yani. Tabii tabii. Ben ne olmuşlar gördüm. Olmamıştı diyorsun yani. Yani. Öylesi olmamıştı yani, diyorsun. Yani. Öylesi olmamıştı. Yani bunlar yani hassas ve kritik konular. Yani ülkemizin içinde bulunduğu durumda yani yaşadığımız hani sorunlar, problemler, mutsuzluklar. Bence bu konulara, bu önemli konulara yeterince zaman ayrılmadı. Bunların televizyonlarda, tartışma programlarında tartışılmadığı bu konuların.
araştırmacı gazetecilerin bu konularda araştırmacı gazetecilik yapmadığı bir ortamda. Okullardaki eğitim sisteminde ya mesela niye dinlendirme teknikleri diye bir... Mesela Fatih Altaylı hiç bu konuda program yaptı mı? Yani bunu şey alan, merkeze alan, bu konuyu merkeze alan. Sanmıyorum. Bir yayıncılık yaptı mı? Hayır. Kendisine yayıncı diyor. Yıllardır. Diyor ben ya bir umutla izledim. Bir pro üzerine bir programı vardı. Yani Kübo yaprağı, Nikaragua bilmem nesi, %72. İyi de kardeşim yani 15 yıl dinlenmiş bir Gurkha'nın ton notalarından bahsetmedik sen. Ha. Yani bir piro'nun bir tütün yaprağının diyeyim, dinlendirilme prosesi, fermantasyon süreci bunun nerede yatırılıyor, nerede yediriliyor buna, bak, yine, kimle yatıyor? Bunlardan bahsetmiyorsan sen araştırmacı gazeteci değilsin. Affedersin. Belki gazetecisin. Olabilir. Kusura bakmasın yani. Olabilir, tabii canım. Tabii. Ben de o kadar gazeteciyim. Ben zaten gazeteciyim. Yıllarca ben şey yaptım. Ben sürekli haber yaptım. Tabii. Benim... Özellikle yerel gazetelerde. Tabii. Diyorum. Benim babaannem, senden iyi olmasın rahmetli, büyük gazeteciydi. Yerel gazeteciydi. Benim kese kağıdı yapmışlığım bile var gazetede. Ben yıllarca demeyeyim aylarca avize camı yaptım. Avize camı büktüm. Birisi de gelip haber yaptı mı bunu? Yok. Yok. Sanmıyorum. Çok yaşayayım mı? Hep beraber inşallah. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. 2023 yılının 25. nüshası için bu gece de Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Gece boyunca bize Instagram üzerinden bir direkt mesajla dahil olabilirsiniz. Lütfen bu mesaja telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Şu an hattımızda Doğuş var, New York'tan arıyor bizi. İyi günler mi diyelim size, iyi geceler mi diyelim Doğuş, orada saat kaç? Sabahı. Saat şu an 3'ü çeyrek geçiyor. Size iyi geceler. Eyvallah. Yani hangi 3'ü çeyrek geçiyor? Öğlen. Öğlen. İyi, güzel bir saat. Ben severim. Kaç saat var? 7 saat mi var şeyde? Onlar değişiyor saat. İşte. Bazen 8, bazen 10. Bizde ama artık sağ olsun hükümetimiz bu zamandaki salınmaya müdahale ederek zamanı sabitledi. Biz artık zamanı mı sabitledi? Zamanı der. Dördüncü boyut sabit Türkiye'de. Bağdat saatiyle mi sabit? Nereyle sabit? Benim şimdi affedersiniz bir ailemin bir kısmı İngiltere'de yaşıyor. Sürekli olarak saat aramızdaki saat farkı değişiyor. Bir iki oluyor, bir üç. Kafam ama, karışıyor benim. Ama yani bu onların eksikti. Ya bu sizin eksiktiniz Doğuş. Sabitleyin abi sizi. Evet. Kardeşim sabitlesenize saatleri. Zamanı. Saati geç. Zamanı sabitleyin zamanı kardeşim. Zamanı şey yapın ya. Yani buradan mesela hani bir şey oldu, Mars'a gittik diyelim. Zaman yavaşlıyor. Buyur. Al sana. Geri geldik. Aynen öyle. Yani. Hızlanıyor. Bu nasıl bir şey ya? Zaman bu ya. Allah Allah ya. Biz uzay zaman bükümlerine maruz kalmak zorunda mıyız? Siz zaman bükücü müsünüz burada? Ne haddinize ya? Sabitleyin kardeşim ya. Sabitleyin. Kim var sizin orada? Zaman sabitleyici. Yetkisi olan. Bush mu? Lord Byron. Yok. Bush, büyük Bush mu? Küçük Bush mu? Yok, onlar öldü mü? Öldü mü? O kadar geçti mi zaman? Bushlar ölmedi mi ya? Gerçi Bushlar ölmez. Niye ölsün?
Buş dediğiniz şey çalı değil mi sizin? Buş. Buş. Argo'da yani. Da şey anlamına gelir. Siz ne diyorsunuz? Koltuk altı şeyine. Kıllı. Kıllına. Çalı işte. Çalı çırpı. Çalı çırpı. Ya sen bu şu memleketin şeyine bak yani. Ne kadar özgür bir ülke yani. Çalı isimli birini şey yapabiliyorlar, başkan yapabiliyorlar kendilerine. Bizde var İbrahim Çalı. O ressam. Çal, o Çallı. Hadi be. Yani cahillik çok bir vallahi şey be. Hakikaten. Bak görüyor musun ya. Kızardın mı? Yok kızardın da kızı yani kızarı kan kalmamış vücudunda kızarı. Yani şimdi bütün evimdeki resimleri şey mi yapacağım? Elden mi geçireyim tekrar? Bence artık onları müzayedeye koyuyorsun. Allah Allah. Bu yani Çallılar bayağı para ediyor çünkü son dönemde. Ediyor. Oldu mu o kadar be? Oldu. Vay be. Güzel adamdı değil mi? İyi bir dosttu her şeyden yani, önce. İyi bir dosttu. Denizli'de çok takılmıştınız siz. Denizli kebabı, dik evet. Denizli kebabı evet, işte. Evet. Hikayelerinizi şey yaparım ya fırında. Ya. Kulakları çınlasın be. Kim bilir nerededir şimdi. Kim bilir nerededir. Ne yapıyorsun Doğuş? Nasıl geçiyor hayat New York'ta? Abi hayat gayet güzel. Köprülerle boğuşmaya devam. Devam güzel. 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 Devam. Geçtiğimiz hafta 70 saat mesai yaptım. Çok bayağı iyi. Yorucuydu. Ya, bir yandan evet, biraz fazla olmuş galiba hafta, sizin şeyinize evet, göre. Evet çok fazla. Normal 40 saatten fazla evet, yani çalıştım yani. Ama 70 saat çalıştım yani. Çünkü bir proje teslimimiz var. Komünikasyonda problemli bir köprü. İyiymiş. Ondan kurtulduk. 70 saatin içinde de böyle kafam sürekli başka yerlere gidip geldi. Anladım. Hem bir ay falan oluyordu konuşalar hem de çalışırken farkına vardığım şeyi kısaca sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden lütfen. Tabii. Sadece biraz biraz telefonu ağzından biraz uzak tutabilir misin? Biraz boğuluyor sesin. Tamam duymuyorum tam. Tabii ki. Şu an nasıl acaba? Çok iyi. Böyle daha iyi. Bu anlatacağım şey de programla doğrudan alakalı. Bu aralar kiminle konuşsam yabancı veya Türk konuşmanın arka planında böyle muazzam bir geçmişe dönme iştahı, şu an içinde bulunduğu böyle bulunduğumuz durumla ilgili devasa bir memnuniyetsizlik var işte. Buradakilerle konuşuyorum. New York eskisi gibi değil. İşte Türkiye'dekilerle konuşuyorum. Kadıköy'ün eski tadı yok. Ankara önceden böyle değildi. Yani eski gibi değil hiçbir şey havası var bu cümlelerin arkasında sürekli. Evet, baktığınız zaman hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu program da eskisi gibi değil. Evet. Mesela sabah saçımı tararken bile bunu düşündüm. Yani benim kafam bile geçen haftakiyle aynı değil. Fermante olmuştu. Sonra burası. Hiç unutmadım. Ne zaman böyle düşünceler aklıma geldi, hatırladım. Muhtemelen de ben o zaman lisedeydim galiba. 11 yıl önce dinlediğim bir Kaybedenler Kulübü'nün sahası aklıma geldi. O sahada böyle tam emin olmamakla birlikte Karanfil Sokak konuşuluyordu ve Karanfil Sokak eskisi gibi değil. Evet. 90'larda bile işte 80'lerin Karanfil Sokağı yok evet, diye söylenenlerin olduğunu söylüyordu Karanfil. Evet. Fakat sonra şöyle bir şey söyledi. Evet Karanfil Sokak eskisi gibi değil ama gerçekten iyi de değil. Yani içtenlikle söylüyorum bu çok farklı bir bakış açısı. Kaybedenler Kulübü işte benim için tam olarak bu. Eyvallah Doğuş. İnsanların hayatına böyle dokunuşları olan bir eyvallah, sağ ol. O yüzden hala dinlemeye devam. Evet. Eyvallah. Çok aslında net bir şey bu. Yani. Evet çok net bence. Yani bir de güzel söyledin Doğuş bir de sağ ol. Şu taraftan da bakmak lazım belki Doğuş. Yani evet yani Karanfil Sokak eskisi gibi değil çünkü sen eskisi gibi yani, evet. Belki de kaçırılan nokta bu. O yüzden bugünkü konumuzla da ilgili biraz yani fermentasyonun durması, dinlenme ve dinlendirilme evet, gibi nüanslar hep bunun
içinde ama nostalji, özleme insanda hep vardır. Ve bana kalırsa nostalji aslında bir eylemsizlik özlemidir. Güzel bir yere geldi. Aklıma da şu geldi. Bir Fransız şairin bu. Şu an şairi hatırlayamadım. Ölmüştür. Nostaljinin eski tadı yok diye. Hatırladın mı onu? Yani nostalji zaten eskiye özlem demek. Kara mizahın Allah'ını yapmış. Nostaljinin eski tadı yok. Tabii bir nüans var yine. Ama nostalji... Evet, çok kara mizah tabii de. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. İşte ama bu yer zaten. Evet, bu şey gibi yani. Ku göle yük olmaz gibi. Onu gibi bir şey yani. Bokunu çıkarmış ama herhalde. Affedersin yani. Hakkını da vermiş ama yani. Vermiş sonuna kadar. Sonuna kadar vermiş. Ama yani nostalji hakikaten. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de şu anda 90'lar dinleyip kopuyor insanlar. Niye? Çünkü o 90'ların gençliğinde doğal bir şekilde yaşayan insanlar artık işte bir şeyler oldular ve ve aslında bir regrese oluyorlar. Yani aslında niye yani anne karnına dönme isteği gibi bir şey bu yani en güvenli evet. yeri. Yani nostalji de bu vardır. Güvenmediğin yeri niye özlüyorsun? Yani eylemsizlik derken de bunu belki ihtiva ediyor. Yani çünkü yani en güvenli yer anne karnıdır yani hiç hiç bir ya bir kere kiminle yattığın konusunda bir problemi yok anne karnındayken. Evet. Ne yiyip ne içeceğinle ilgili hiçbir problemi yok. Hiçbir problemi yok. Ne dinleyeceğinle ilgili hiç problemi yok. Yani, tamam işte. Evet. En ideali. En ideali. Ben işte onu anlatıyordum. Yarım kaldı. Bir kere dinlendirildim ben. Sen oldun deyip aha. Seni dinlenmeye alacağız dediler. Bir bir fıçının içine koydular beni. Seni. Evet. Ama büyük bir fıçı tabii yani ister istemez. Yani ben fıçıya sığmam şey dedim. Yani. Evet, bayağı bildiğin fıçı yani. Gerçi fıçı büyük bir şey. Zaten büyük bir şey. Burada dinleneceksin deyip kapağı kapattılar ya. Yani. Full karanlık. 36,5 derece bir sıvı içindeyim. Çok iyi be. Ses yok. Karanlık yok. Ya yani karanlık. Yani aslında tüm uyaranların kesildiği bir yerdi. O yani bir tür anne karnı. Evet. Ama daha derin bir şey. Çünkü anne karnında bir uyaranlar vardır. İşte annenin kalp atışı vardır. O vardır, şu vardır, tabii, bu vardır. Tansiyonu, kan akışı her şey. Ama burada yani sadece kendi vücudunun yani damarlarında akan kanı sesini duyduğun bir... Kendi zonklamanı duyuyorsun. Evet. Bir algısızlık. Ve... yani acayip bir kafa yaptı yani. Yapar. Yani onu söyleyeyim. Bir tür çılgınlık hissi. Dünya ile olan tüm uyaranların yok olması. Yani bir kedi balığı olduğunu düşün. Bıyıkların hiçbir şey hissetmedi. Ya da bir kedisin ve aşırı tüylü bir halının üzerinde yürüyorsun. Dolayısıyla yani evet, yürüdüğünü hissetmiyorsun. Korkunç, havadaymış gibi. Çok iyi dinlendim orada. Yani hakikaten çıktığımda neredeyse hani yani 15 yıllık bir singleton kıvamına gelmiştim. Üf! Yani. Üf! Ama bu hakikaten korkunç bir şey. Yani. Bir Kadik romanı gibi yani. Tüm uyaranların yok olduğu bir ortam ve tüm alıcıların, tüm sensörlerin boşa ya çalışmıyor yani. Bu insanın bu mutlak yalnızlık gibi bir şey evet, bence. Çok salt. Evet. Doğru. Biraz karanlık oldu ama. Yok karanlık olmadı. Bence çok kafa açıcı bir şey.
Doğuş'a çok teşekkür. Doğuş, çok teşekkürler. Kafamızı açtın. Abi eyvallah. Bunda, hadi bunu da sana çalıyoruz. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Beğendin mi pilav? Yani 45'lik yok bende. Ayıp oluyor değil mi? Bayağı ayıp bir şey yani. Bayağı nesne yani. Bir de albüm kapağıyla basmışlar. Yani evet. Çok ayıp şeyler. Çok ayıp bence de. Durup dururken koleksiyona başlatır. Vallahi başlatır. Bir tanıdığım var, bizim evde yaşıyor. Yani. Yaşıyor. Başladı yani. Uğruyor arada bir. Uğruyor. Evet. Allah yanlış yola şey yapmasın. Amin amin, cümlemizi çok şükür inşallah. Ramazan'a ne kaldı? Nasıl? Ramazan'a ne kaldı şurada? Yakındır. Yani çok takip edemiyorum ama sürekli değiştiği için. Ha, ben de yakından takip etmiyorum zaten. Mesela benim hep tavsiyem oldu. Yani lafın gelişi söylüyorum. Bu tabii geliştirilebilir de. Her sene 1 Aralık'ta başlasın, 31 Aralık'ta bitsin. Hem yıl sonuna denk gelir. Evet. Büyük bir kutlamayla. Evet. Evet. Buyurun size. Zaman sabit. Buyurun evet. Zaman sabitleme. Evet. Niye kafa karıştırıyorsun? Evet, ne gerek var? Yani niye ay takvimi? Yani miladi takvim kullanırken niye ay takvimi? Ya da her neyse yani. Evet. Çünkü ay 29 çekiyor. O da zor. Ayın işi çok zor. Yani mesela zor. Ayın 14'ü, hadi ayın 20'si, 29 ne oluyor kardeşim? Yani madem ayın 14'ü, yani çarpı 2 bir aysa, 28 eder. Çok iyi. Yani gayet iyi bir ay. Çift bir kere. Çift. Her şeye gelir. Her şeye gelir. Sen 29 yapınca bir şeye bölünmez, bir şeyle evet, şey olmaz. Gerçi azal sayı da değil. Ben asal, 29 asal be. Yani, asal sayıları severim ben bu arada. Da yani. Asal sayı olsa tamam diyeceğim yani. Asal değil mi 29? Asal. Tamam. Boş ver o zaman. Çağlar tiremettik. Hattımızda nasılsın Çağlar? İyiyim amirler. Siz nasılsınız? Eyvallah. İyidir. Seni duyduk daha iyi oldu. Ben de, eyvallah. Ben de Tire'ye geldim. Oo, Tire'desin. Çok iyi. Evet evet. Bugün benim doğum günüm değil mi? Oo, hayda. Aile ziyareti yapayım dedim. Eyvallah. Ne yediniz? Küçük bir koyun kestik. Eyvallah. Çok iyi. Koyunun küçüğü var mı ya? Kuzu diyoruz biz ona. Yani. İyi. Dişi yani. Dişi. Ben severim. Ben de severim. Dişleri severim her zaman. Manisa Bettik İzmir semalarında gözüktü diye bir haber aldım. Hayda. Geçen. Ayıp oluyor. Ben de bir ara duydum ama görmedim. Ayıp oluyor. Bunlar, bir ara gelmiş gitmiş. Bunlar nasıl insanlar? Bunlar nasıl aynen insanlar? Ya? Biz hangi kültürden geliyoruz? Hayır, bir de yani amir şöyle düşün yani. Sen o boyla sen nasıl İzmir'e geleceksin de fark edilmeyeceksin? Yani. Sanki görünmeden. Ha, sanki görülmeden geçeceksin yani. Yani. Manisa İzmir bölgesi. Oralar... Yani kuş uçsa haberimiz olmaz yani. Çok, o, çok olmayabilir. Çok kuş var. kuş da olmayabilir. Ama büyük bir kuşsa duyarız. Ya, büyük kuşsa kesin duyarız ya. Yani. Geçen de Bolu'dan Mudurnu üzerinden Eskişehir'e geçtim. Oo, güzel yol. Ahmet ya bu memleket ne kadar güzel. Çok ya. Acayip ya. Çok. Bu memleket ne acayip bir memleket. Çok acayip. Yazık lan size. Vallahi yazık. Vallahi billahi. Yaşadığınıza yani. Yazık be. Vallahi billahi yazık size yani. Özellikle o Sarıcakaya tarafı orada ya Sakarya Nehri'nin kaynak bölgesi bayağı bir mikro Akdeniz iklimi var yani. Hmm. İnanılır gibi değil. Dedim şeyde ki, mi kalıyor? Çukur. Ha. Hendek de değil yani. Hendek, bayağı, hendek değil. Bayağı çukur yani. Dedim ya yazık size dedim ya. Yani komple yani. Komple yazık yani. Ülkeye yazık. Allah yazık. Doğru. Bana mı dedin dedi. Dert tabii.
Yok dedim, estağfurullah sana niye diyeyim dedim ya. Size niye diyeyim dedim yani. Bir arkadaş da Eskişehir'e geçiyormuş. Anladım ben sizin şeyinizi. Bırakayım de yani bu rica etti yani, yoksa ben yalnız yol yapmayı severim. Bu sene zeytin olmadı diyorlar. Çağlar. Zeytin evet, olmadı abi, sene mi var ya? Evet. Birazcık yağmurun kıtlığından dolayı zeytin az oldu. Ne yapacağız? Ne yiyip ne içeceğiz ya? Biz. Vallahi zeytinyağı yok bu sene. Vallahi billahi. Önümüzdeki sene inşallah. Ayıp oluyor ama. Evet. Vallahi büyük ayıp yani. Aynen. Dediğim gibi ya, yazık yani. Siz, yani yazık. Bu memlekete bakıyorum şöyle bir. Yani, hakikaten. Ya daha kötü ne yapabiliriz diye bayağı oturup düşünmek lazım yani. Çaba sarf etmek lazım. Şey yapabiliriz. Yani daha çok bir köprü daha yapalım ya şeye. Çok iyi fikir. Aynen. Mesela şeyden, Moda Burnu'ndan Eminönü'ne kestirme. Bence Saray Burnu'na. Şey yapalım. Moda Burnu'ndan Kalamış'a bir köprü yapalım. O şey olur be. Evet. Köprü değil de siz ne diyorsunuz V'li şeye? Viraj. Virajımsı şey. Tamam ya, oradan da Burnu'na bağlarız. Vidanjör. Oradan da Burnu'na bağlarız. Yani geçiş şeyi hasılat açısından düşündüm ben. Alt geçit yapalım, onun şeyi daha yüksek değil mi hasılat? Ama alt geçit geçmeyene gözükmüyor. Ha, görsel diyorsun önemli. Bir manzara oluşturmak. Bak, aslında mesela Bostancı Heybeliada Köprüsü. O bak, tadından yenmez. Ya. Evet. Bunu bak. Biraz uzak ama. 26. Yunusada doğuşta konuşalım bunu. Yani köprü. Bir hesaplasın bakalım. Bir bakalım. Kaç yıl sürer? Kaç yıl sürer? Tutar mı? Tutması önemli değil. Aynen dibi tutar mı? Evet. Şu London Bridge konusunu da doğuşta konuşalım ya. London Bridge konusunu doğuşa ödev olarak versek nasıl? Evet, evet. Doğuş dinliyor musun? Doğuş dinliyorsan, yani dökme demir, basınç gerilmesi, çekme gerilmesi, molekül yapısı ve British, yani London Bridge'in tarihi. Ve tarihi üzerine evet. Kısa bir sunum rica edeceğiz sende. Önümüzdeki herhalde bu kadar şeyimiz olur. 26. Nisa'da lütfen. Merakımızı bir gider ya. Bu köprü neden tutmamış? Yıllarca hep çökmüş. Niye London Bridge Falling Down diye şarkılar var? Evet abi, bu olacak şey mi ya? Bize bunu anlatın ya. Benim bildiğim zaten 2-3 tane öyle şarkı var. Bir Meta Avondik Falling Down var. Var. Bir London Bridge Falling Down var. Bir de Tom Petty'nin Falling Down. I'm Falling In Love var. Falling in love var. O da bir. Bir de yani Burning the Bridges yani. Ya. Bunlar bizim mesela yani hakikaten kafamızı kurcalayan şey. Ya da ben bu Manisa Betlik meselesi beni çok rahatsız etti. Şu an ben de senden duyuyorum ilk defa. Çok rahatsız etti. Aşırı rahatsız oldum. İyi ki doğdun. Trevetlik. Teşekkür ederim. Selamlar. Aileydi. Eyvallah. Dikkatli ol. Bu arada şöyle bir bilgi geldi. Evet. Bu senenin Ramazan paketi biraz farklı olacakmış. Allah Allah. Zeytinyağı biraz daha az ama diğerlerinden biraz daha fazla. İnşallah bakacağız bakalım. Ben severim öyle şey. Hadi bakalım. İki paket olacakmış. Allah Allah. Evet, biraz. Geçen yıllarda çok centilmenlere yakışır bir şey vardı yani paketten çıkmış. Yalnız şöyle bir şey duydum. Erol Egemen diye bir beyefendi sucuklara el koymuş. Allah. Ben ona çok karşıyım. O her kimse sucuğa dokunmaz. Ben hiç şaşırmadım. Ben o konuda çok hassas. Allah Allah. Bunu kayda aldık bunu. Eyvallah çok... Çağlar, iyi ki doğdun tekrar. Görüşmek üzere. Hep beraber. Görüşmek üzere. İyi geceler. Eyvallah. Evet. Bu sucuk meselesi nedir ya? Gerildim ben şu an.
Biz o sucukları görmedik. Vay be. Mesele bu. Anladım, meseleyi anladım. Yani yok oldular. Evet. 24. Nisa gibi. Evet. 24. Nisa. Sadece ismen varlığı. Evet, evet. Bu arada müthiş Nisa'ydı. Yani ben bence hakikaten... Bence de olağanüstü. Yani bugüne kadar ki yaptığımız en iyi... En iyi, evet, en iyilerden biri. Nisa'lardan biri olduğunu düşünüyorum. Dinleyen birkaç arkadaşım var. Ki onlardan aldığım yorum da o yönde. Eğer 24. Nisa'yı herhangi bir şekilde kaydetmiş olan birileri varsa lütfen... Evet. Bize de iletsinler o kaydı. Ben de çok memnun kalırım. Ben de dinleyemedim yani. Tekrar. Çoluğumuza çocuğumuza ne bırakacağız ya biz? Bir takım şeylerim var. İktisatlarım var ama bakacağız. Yani tabii. Yani. Evet daha dinleyenler. Yorucu bir gündü. Evet açıkçası dünden beri benim de. İki şeyin bir araya gelmedi. Şu 12 yıllık Aber Feld kaldı. Aber Feld'i? Aber Feld'i. Yani şimdi bunun 12 yıl dinlendirilmiş olması acaba bir şey dinlendirildikçe dilleniyor da mı? Yani sanki bir müzikal bir şekilde konuşmaya başlıyor dinlendirilmiş şeyler. Yani şuradan bakabilir miyiz? Tabii. Lafını böldüm, devam edeceksin. Bunun farkındayım. Bir adam düşünelim. Bir adam bir noktada dursun. Mesela işte Yoğurtçu Parkı'nda ya da işte ne bileyim dere ağzında 12 sene bir bankta oturup böyle baksın. Bursa'ya doğru. Okay. Yalova'ya doğru okay. Neyse. 12 sene sonra... Çınarcık'tan yukarı doğru baksın. Böyle baksın yani. 12 sene sonra bu adama gidip nasılsın diye sorduğumuzda bu adam bize nasıl bir cevap verir? Kişisel fikrimi söyleyeyim. Yani neredeyse eminim. Çok iyiyim. Bu da çok iyiymiş. Orada 12 sene durduğu için. Çünkü yani bir yerde 12 sene sabit duruyorsan ister istemez meleklerle tanışırsın. Yani evet. Karşılaşırsın en azından. Doğru. En azından meleklere hakkını verirsin. Evet. Melekler de sana hakkını verir ama. Herkes birbirinin hakkını bilir. Haddini bilir. Hayat çok zor. Yaşayan için yani. Evet. Güzel söylediniz bunu. Yaşayana zor. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-25 ne oldu? Nisa'yı dinlediniz. Her zaman olduğu gibi ki 24. Nisa'daki Mete Amir özetliyor. Hakikaten akıl dışıydı. Tekrar dinleyebilmeyi çok isterim onu. Ama her zaman olduğu gibi yine Mete Amir özetliyor. Bugün şüphesiz ki diğer geride kalan nüshalardan farklı olarak dengeden bahsettik. Geçtiğimiz yüzyılı ve bu yüzyılın nasıl geçtiğini, hangi dengelerle geçtiğini konuştuk. Dinlendirilmeyi, dinlenmeyi konuştuk. Bir insanın ya da bir yaratılmışın yediği, ne yediği, ne dinledi ve nerede yattı önemlidir dedik.
esas 3 soru üzerinde durduk. Esaslar David Bowie, London Bridge ve eskitme üzerine konuştuk. Eskimişlik, geçmişe özlem ve lezzet üzerinde durduk. Bugün konuşmadık. Bugün durduk. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023-25 ne oldu? Nüshasını dinlediniz. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarında adamdı. Değer dostum Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim değerli dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın.